Yani bilgisayarın içindeki elektrik sistemini düşünün. Aksamını çıkart bilgisayarın. Bu bakır, demir falan kısmını çıkart. Bunun içinde bir elektronik bir ruh var, değil mi? Evet. Asıl o bilgisayar olan o. O elektronik ruhtur işte şeytan. Öyle bir elektronik ruh. Yani her türlü genel sadece negatifi bilen bir zekadır. Sadece kötülüğü bilen bir zekadır. Münafıklara zamanı geldiğinde hulul eder ve hareketlendirir. Ve münafığın bütün tavrını yönlendirir. Yani insana çöker. Münafık insana çöker. Onlar da ölüdür münafıklar. Onun ruhuna girer ve onu kullanır. Zaten onlar patolojik anormal olurlar münafıklar. Görülür. Yani normal değildir. Hiçbir münafık normal değildir. Bakın. Tarihe bakın. Her münafığın patolojik olduğunu görürsünüz. Yani akli dengesi de yerinde olmaz. Yani çocukluğundan itibaren dengesiz olduğu görülür bunların. Çünkü ruhu yok. Hastadır. Şeytan sınırlıdır. Yani mesela münafığın ne konuşacağı, ne yapacağı belirlidir. Onun dışına gücü yetmez. Aklı yetmez. Aklı olmadığı için Allah'ın koyduğu sınırın dışına çıkamaz. Şeytanın ne yapacağı, ne edeceği, ne kadar konuşacağı hepsi belirlidir. Mesela Kur'an'daki konuşmaları var ya, şeytanın yaratılışıyla beraber ona kodlanmış bilgidir o. Mesela Allah'a verdiği cevap daha önceden kodlanmış bilgidir. Sadece onu konuşabilir. Onun dışına çıkamıyor. Mesela Allah'a bir hitabı var dikkat ederseniz. Bir kelime fazla söyleyemiyor. Eksik de söyleyemiyor. Tam o kadar konuşabilir. Kontrollü negatif bir güçtür. Şeytan sayesinde müminler imtihan olurlar. Çok önemlidir şeytanın varlığı. Münafığın aklı küfürdeki eski hayatındadır ve o hayata büyük bir özlem duyar.